Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoda motoru evin içine almayı planlıyorum. Eğer bu kapıdan sığarsa evin içine alıp bir güzel parlatmayı düşünüyorum. Putoli'nin bize gönderdiği şu ürünlerle parlattıktan sonra da yarın hava güneşli sürerim diye planlıyorum. Bakalım içeri sokabilecek miyiz? Motoru kazasız belasız evin içine soktuk. Öncelikle elimde gördüğünüz gibi böyle bir nemli bezle üzerindeki tozu biraz alacağım. Çünkü biraz tozluydu. Dışarıda brandanın altında duruyordu. Şöyle tozu alıp biraz kuruttuktan sonra o granaj temizlemeye yarayan kimyasalları kullanarak motoru parlatmaya başlayacağım. Nerelerine sıkacağımı da sizlere göstereceğim. Ya bu parlatıcı kimyasalların şöyle bir güzelliği var. Motosikletinizi onlarla temizlediğinizde uzun süre kirlenmiyor, iz olmuyor. Böyle güzel yanları var. Yağmurdan falan etkilenmiyor motor. Yağmur izleri, ıvır zıvır izler olmuyor. Bir de tabii ki boyanın rengini göstermesini sağlıyor. Cila görevi de görüyor işin doğrusu. Evet, spreyimiz böyle. Gördüğünüz gibi üzerinde bazı bilgiler de var. Onları da göstereyim. Rengi geri getiriyor falan öyle bir şeyler yazıyor. Hani böyle çok rengi solmuşsa, çizikse falan filan muhtemelen. Sonrasında zor kirleniyormuş. İşte benzer şeyler. Yağmur yetiyor falan. Şöyle biraz çalkalayalım. Zaten sıkınca böyle bir mat oluyor. Silince acayip parlak bir yüzey oluyor. Şurada şöyle parlatalım. En son parlatma kısmına geçeceğim. Şuraları şöyle pıs 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 yapalım. Şimdi bezle silme operasyonu. Ya bunların güzelliği işte çok geç kirleniyor bunlarla temizleyince. Yağmurda çamurda. Burada bir de yağmur çamur her gün oluyor yani. Az az da olsa yağıyor. Bu sefer iz oluyor motorun üzeri. Bu tip şeyler ihtiyaç oluyor yani. Araba yıkarken, motor yıkarken daha geç kirlenmesi için. Parlayınca var ya güzel oluyor yani. Harley Davidson dediğim parlar yani. Şuna bakar mısın ya? Ayna gibi oldu. Ben görünüyorum artık. Güzel kimyasallar. Türkiye'de de sık sık kullanıyordum. Çünkü Türkiye'de çamur yağmur daha çok. Yani hani yağmur olmasa bile çamur konusu. O yüzden bayağı bir gerekli oluyordu bu tip şeyler. Yoksa her hafta motoru yıkaman gerekiyor. Güzel malzeme ya. Herifler yapmış yani. Ya böyle bir katman oluşuyor granajın üzerinde. Bu sefer bir şey çarptığı zaman da sinek vesaire tutunamıyor. Hemen kayıyor gidiyor yani. Mesela şu anda biraz yağlı gibi hissediyorum. Bu güzel bir olay. Islak yağmur çamur olduğu zaman da hatta bir test edebilirim sizin için bunu. Şöyle göstereceğim. Şimdi bir bardak su döküyoruz. Gördüğünüz gibi hemen akıyor gidiyor. Yani biraz rüzgar olsa şu üzerindeki damlacıklar da kalmayacak. Bu da bu malzemenin ne kadar güzel suyu ittiğini gösteriyor. Şu sürmediğim yerlerde mesela daha büyük damlacıklar kaldı ama üst tarafta hemen kayboluyorlar. Bu malzemenin güzelliği burada yani. Bu tip malzemeler bu yüzden kullanılmalı motorun ömrü için. Buralar başka yüzey. Tabi buralara başka bir şey sürmek gerekiyor. Buraları emin değilim yani bunu kullanabileceğimden. Çünkü biraz ısınıyor. Üzerinde de ısıyla alakalı bir şey göremedim. Sadece işte boyalı yüzeyler için, işte benzer plastik yüzeyler için yazıyordu. O yüzden ısınan bölümlere bunu kullanmadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Instagram'da ve Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Hoşça kalın.